Tüm kardeşlerimizden bu konuda duyarlı olup destek vermelerini talep ediyoruz. Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, Kürecik NATO Radar Üssü'nün Ayrı İnisiyatifi tarafından her ayın ilk cumasında NATO'ya ve üslerine hayır temalı basın açıklamasını yapmak üzere bugün yine Seyit Battal Gazi'mizin şehrinde Malatya'da toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Basın açıklamasına geçmeden önce şu anda Soykan Meydanı'nda bizleri takip etmekte olan tüm kardeşlerimizden, imkanlı olan tüm kardeşlerimizden Facebook üzerinden canlı yayına geçmelerini istirham ediyoruz. Ve pankartımızın arkasında kalarak bize destek vermelerini rica ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi Kürecik NATO Radar Üssü'nün Ayrı İnisiyatifi tarafından basın bildirisini Oğuz Arslan kardeşimiz okuyacaklar. Buyur kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları ve aziz vatandaşlarımız. Her ayın ilk cumasında NATO'ya ve üslerine hayır demek için gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasında yine sizlerin huzurundayız. Bu 9. basın açıklamamızda sizlere Siyonist İsrail'in güvenliğini sağlayan Kürecik NATO radarı ile ilgili kamuoyunun dikkatinden kaçırılan bazı bilgileri aktarmak istiyoruz. Bilindiği gibi bu radar üssü halkımızın tüm itirazlarına rağmen 2012 yılında Kürecik'te kuruldu. 1000 kilometre yarıçapta her türlü hava aracını belli bir yüksekliğe ulaştığı anda tespit edebilen ABD yapımı ANTPY-2 radarı Korsan İsrail'e fırlatılacak her türlü balistik füzeyi algılama vazifesini yerine getiriyor. Büyük şeytan Amerika'nın kara ve deniz kuvvetleri için üretilen bu radar taşınabilme özelliğine de sahiptir. Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun NATO! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun NATO! Tasarım amacı karaya yerleştirilip buradan ABD'nin su üstü unsurlarına radar desteği sağlamak ve karaya mevzilendirilmiş uzun menzil hava savunma sistemine atış kontrol görevi icra etmektedir. Tespit ettiği balistik füze ve hava aracına füzeyi yönlendirme imkanına da sahiptir. Bu radar Siyonist İsrail'e atılan bir füzeyi tespit edip füzenin yörüngesini ve düşeceği yeri tanımlar ve bu istihbari bilgileri ABD'nin savaş gemilerine veya karaya yerleştirdiği hava savunma sistemine gönderir. Böylece karşı önleyici füze ateşlenir. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! ABD'nin ve İsrail'in Negev Çölü'ne yerleştirdiği aynı tip radarın konum itibariyle Kürecik'teki radar gibi çalışmasına imkan olmadığı için Kürecik NATO radarı İsrail için hayati önem taşımaktadır. Mesela İsrail'e atılan 1300 kilometre menzilli bir füze Kürecik'teki radar tarafından daha 300 kilometre mesafeye ulaşmadan tespit edilecek, füzenin uçuş yörüngesinde İsrail'de düşeceği koordinat hesap edilerek Siyonistlerin 10 dakika içerisinde sığınaklara girmesi sağlanacaktır. Kürecik NATO radarından gelen istihbaratla Amerika ve İsrail ordularına ait karşı önleyici füzelerin bulunduğu bataryalar harekete geçirilecektir. Görüldüğü gibi Kürecik'teki bu radar terörist İsrail'e çok kritik bilgiler vermektedir. Kürecik, İncirlik,
kapatılsın. Kürecik, İncirlik kapatılsın. Kürecik, İncirlik kapatılsın. Hatırlanacağı gibi ABD savunma dairesi olarak bilinen Defense and Nerves 2014 yılında İsrail'in demir kubbe hava savunma sistemini test ettiğini, bu test sonucunda sistemin Türkiye'de bulunan Kürecik NATO radar üssü ile entegre halde çalıştığını yazmıştı. 20 Kasım 2012 tarihinde Gazze'ye yapılan saldırılar sonucunda Hamas tarafından atılan füzelerin Kürecik'ten gelen istihbarat bilgisi ile İsrail'in demir kubbe sistemi tarafından vurulduğu da dergi tarafından aktarılan bilgiler arasında yer almıştır. Daha önce yapılan denemelerde İsrail savaş uçağından fırlatılan Blue Sparrow 2 füzesi hem İsrail hem de Kürecik radar üstünden alınan, tespit edilmiş ve savunma sistemleri harekete geçirilmişti. Tatbikatta Kürecik'teki sistem ile İsrail'in demir kubbesinin hem veri paylaşımı hem de koordinasyonu tespit edilmişti. NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın. NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın. Kahrolsun İsrail, kahrolsun NATO. Kahrolsun İsrail, kahrolsun NATO. Kahrolsun İsrail, kahrolsun NATO. Yani Kürecik'teki radar, İsrail'deki aynı tip iki radarla ve Almanya'nın Ramstein üssündeki ana merkezle irtibatlı bir radardır. Emekli tümgeneral Beyazıt Karataş'ın verdiği bilgilere göre bu radarın özelliği ihbar amaçlı kullanılmasıdır. Kürecik'te bulunan radar, NATO'nun hava savunma sistemi kurulu olan üslerine bilgi aktarır. Kürecik'teki radar, Türkiye'ye gelebilecek tehdidi önleyecek durumda değildir. Çünkü Türkiye'de bu radarlarla uyumlu bir hava savunma sistemi, yani füze bataryası yoktur. Zaten bu yüzden biz Rusya'dan S-400'leri aldık. Kürecik radarının esas amacı Siyonist İsrail'e ve Körfez'deki Arap krallıklarına gelebilecek olan tehditleri önceden algılayıp oraya gerekli uyarıyı yapmaktır.